Sonsuz Kişi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kamil, Kenny Yapsın Karavan'la birlikte Türkiye turundayım. Şu anda ise Sivas sınırları içerisindeyim. Gürün'deyim arkadaşlar. Şugul Vadisi'ne geldim. Bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber vadiye yürüyoruz. Vadinin içerisine doğru yürüyorum. Normalde de 9 kilometrelik bir vadiymiş. Ama belli bir kısmına kadar yürüyebilirsin. Sonrası tehlikeli olur senin için dedi. Burada işletme yok ama çay satan bir abim var. Onunla sohbet ettik. Bakalım nasıl olacak. Su da oldukça temiz gözüküyor. Su sesi geldi. Şurada şöyle su aşağı doğru atıyoruz. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır, yazısını da gördük. Ne yapıyoruz? O zaman giriyoruz. Yola devam. Sanırım zamanında burayı su taşımak için kullanmışlar. Bakın arkadaşlar, burada borusu var ve bu boru şu an için yol boyunca devam ediyor. Aşağıda da böyle doğal havuzlar oluşmuş. Şöyle aşağıya doğru. Yüzülebilir mi? Bence tehlikesiz bir şekilde yüzülebilir. Devam ediyoruz. Turistler için tur burada bitiyor ama vadinin içerisine tam olarak girmedik. Şurada küçük bir vadi gördüm, size de gösterdim. Yürümek istemiyorlar, insanlarımız yürümeyi sevmiyor. Hemen yürüme mesafesindeki şelaleyi görüp gitmek istiyorlar. Ama beni az çok tanıyorsunuz arkadaşlar, ben yani zorlamayı seviyorum. Kimsenin gitmediği yerlerde o manzaraları görmeyi seviyorum. O yüzden şu an bu yoldan devam ediyorum. Böyle bir alana geldim. Yukarıdan ve sağdan soldan su akıyor. Ve mağaranın içerisine bakar mısınız ne kadar derin ve geniş. Şöyle içine doğru girelim hafif ıslanmadan. Oo. Her yerden su akıyor arkadaşlar. Ve manzarası da şu şekilde. Vadiyi görüyor. Bir mağaranın içerisindeyim şu anda. Her tarafıma su damlıyor. Mağara oldukça geniş ve yukarıda kırlangıç yuvaları var arkadaşlar. Şelale değil ama değişik bir durum şu an. Gördüğüm şey inanılır gibi değil ya. Ve manzarasını göstereceğim. Yani harika. Bu tarz vadilere gelirken yanımda pek şişeyle su bulundurmuyorum çünkü gördüğünüz gibi damla damla her yerden su akıyor. Doğanın tam ortasındayız. Yalnız bu sulardan çok içmemek gerekiyor. Rahatsızlık vermemesi için. Yeteri kadar ağzımı çalkaladım ve suyumu içtim. Burası Şugul Vadisi'nde 1 kilometre yürüdüğünüz zaman karşınıza çıkacak 3. şelale gibi bir yer. İki tane şelale gördüm. Bu üçüncüsü hem şelale hem mağara diyebilirsiniz.
Yani parkur sıcak olsa bile, biraz zor olsa bile bu tarz noktalarda dinlendiğiniz zaman yola devam edebilirsiniz. Ben de şu an dinlendim ve ileride karşımıza neler çıkacak çok merak ediyorum. O yüzden yola devam ediyoruz. Oo. Su da soğuk. Soğuk. Ama geldik o kadar. Isıralım bir daha. Kafanızı sokalım bari. Tertemiz su. Oh. Yola devam edelim sizinle. Suyun içinden yürüyorum. O su var ya, gerçekten harika. Karşı tarafı göstereceğim birazdan size. Eşyalar burada kalsın. Buraya kadar kimse yürümeyecektir büyük ihtimalle. Allah rızası için buradaki fidanları sulayın. Sait Yiğit Türk. Sait abi, gözün arkada kalmasın. Buraya kadar gelmişim. Hemen buradaki fidanlara, birkaç tane fidan var zaten, onlara su döküyorum. Fidanlarımızı da suladık. Güzel. Çünkü çok güzel fidanlar. Bakın arkadaşlar, burada itinayla ekmişler. Şurada da var birkaç tane. Onları da suladım. Şimdi bu yolun sonu yok. O yüzden suyun içinden çantaya doğru atladık. Suyun içinden çantalara doğru ilerlememiz lazım. Su bayağı keyifli. Ya bayağı keyifli bir su, çünkü daha soğuk sulara girdim mesela, bu suyun içerisinde kalabilirim belli bir süre. Karşımdaki dağlara bakar mısınız?
Şuul Kanyonu'nda bulunmaktayız. Şuul Kanyonu'nun en son noktası burası. Bura kaynağın, suyun kaynadığı mekan. Bunun ilerisinde 100-200 metre kadar ileride az bir şey su gelir, kaybolur. Diğer noktada kör nokta olaraktan ileri devam eder. 16 kilometre devam eder. İnce su denen mevkiinden yürüyerek gelebilirsiniz buraya. Fakat eskiden gelinebiliyordu. Şimdi çarlı çırp olduğundan dolayı şimdi adım atılmıyor. Tehlikeli yani. Bir de tehlikeli olmasının sebebi domuz sürüleri gelmiş. Buraya yerleşmişler. Önceden yok muydu abi? Önceden yoktu burada domuz. O yüzden domuz, sen de silahla tabii, birlikte çıktın ki. Biz de o yüzden silahla beraber geldik her ihtimale karşı. Bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz mekan olduğu için burayı özlemine gidermeden hiçbir tatil yapmış sayamıyoruz kendimizi. Şimdi İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Normalde Sivaslısın. Evet, normal Sivaslı. Valla arkadaşlar ailesiyle birlikte gelmiş, kızı ve oğluyla birlikte. Ben de son noktaya kadar gelmişim galiba abi. Siz son noktaya kadar gelmişsiniz. Evet. Son noktayı keşfettiniz son, yani sonuçta. Ama burada suya girilir. Yani burada girdik yüzdük. Aynen. Daha ileriye gidemiyoruz. Daha ilerisi tehlikeli dedi abim. O yüzden de evet, evet. Büyük sözü dinlemek lazım. Evet, evet. Yani şimdi yalnız gidemez. Evet. Yalnız gitmez de doğru olmaz. Evet. Çünkü sakıncalı bir durum var. Ayağını mayağını kırma durumları olacak evet. Olsa ortada kalabilir. Buraya kadar tereddütlü geldim zaten. Tabii, tabii, çekmiyor. Kimseye ulaşamam. Yani ayağım burkulsa, kırılsa yürüdüm. 2 kilometre ya da 1,5 kilometre geri dönmem gerekecek. Çok tabii, zor. Çok zor. Burada yani, ülkede zaten gitmeni tavsiye etmem. Ben hatta her sene gelirim yukarıdan aşağı 16 kilometre yürüyerek gelirim. Benim bir hobimdir. Fakat bu o hobiyi bu sene gerçekleştiremiyorum. Çünkü çalılar var. Domuz gerçekleşmiş. Tehlikeli. O yüzden tehlikeli olduğu için gerçekleştiremiyoruz. Ama Şuun Kanyonu burasıdır. Evet. Peki yengecin aşağıya atlamasına ne diyorsun? Abi doğanın kanunu diyor. Doğanın kanunu. Şimdi buradan atlayacağım. Sonra şöyle geleceğim, sen de bana doğru dönebilirsin, tamam mı kamera? Kanyon gerçekten ilaç gibi geldi. Biraz yüzdük, eğlendik. Bir abimizle karşılaştık. Olayı anlattı. Çok daha fazla risk almadan da geri dönüyorum şimdi. Evime doğru ilerleyeceğim. Siz nasıl buldunuz Sivas'taki Şugul Vadisi'ni? Hoppa. Zorlu yollardan devam ediyoruz. Yorgun argın geldik, keşif yaptık. Aracımız da burada şu an. Keşiflerden sonra burada bir fırın var. Sohbetimiz de bayağı koyu. Biraz da kıymam vardı. Biliyorsunuz bu bölgede, Konya'da etli ekmek, bıçak arası gibi hamurlu işler bayağı popüler. O kıymayı şimdi o fırına doğru götürüyorum. Bugün yemek yapmaktan kurtuldum. O da ayrı. Artı bir avantaj. Şimdi onlar elinden geleni yapacak. Ben de çekimini yapacağım ve sonra afiyetle yiyeceğim. Hazırsanız fırına girelim. Arkadaşlar ustam burada. Ustam eline koluna sağlık şimdiden. Allah Allah, ne kadar uzun ve gösterişli ya. Bu pidelerimizin onlarında %40 kepek karışımı olduğu için mideye asla dokunmaz. %40 kepek karışımı var. Evet. Vallahi eline koluna sağlık usta. Şöyle gösterelim. Gösterelim şöyle, şuna bakar mısın arkadaşlar? Gerçekten mükemmel. Eline sağlık usta. Afiyet olsun.
Evet, bu akşamki yemeğimiz de hazır. Şöyle kartonu koyduk gördüğünüz gibi. Bana afiyet olsun ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda nerede olurum, nasıl olurum, kimlerle olurum, kimlerle sizleri tanıştırırım veya ben tanışırım hep beraber görmüş olacağız. Şimdilik kendinize bir sonraki videoya kadar iyi bakın. Hoşçakalın.